35 yıllık gazeteciyim. Türkçenin dışında Fransızca ve İngilizceyi anlayabiliyorum, konuşabiliyorum, yazabiliyorum. Ama kendi ana dilim olan Lazca'yı bilmiyorum. Birkaç kelimeden ibaret bir Lazca bilgim var. Bu da benim hayattaki en büyük ukdelerimden birisi. Bu nedenle 35 yıllık gazetecilik hayatımdan kesitleri aktarmayı hedeflediğim bu podcast dizisinin başlığını Gomaşinen olarak seçtim. Yani hatırlıyorum. Merhaba, iyi günler. Gomaşinen'in 12. bölümünde tam 17 yıl önceye gidiyoruz ve İstanbul'da yaşanan 4 ayrı terör saldırısını hatırlamaya çalışıyoruz. Bunlar 15 Kasım 2003'te sabah saat 9.30'da İstanbul Şişli'de Bet İsrail, ondan 4 dakika sonra da 9.34'te Beyoğlu'ndaki Neve Shalom sinagoglarına yapılan, kamyonetle yapılan intihar saldırıları. Bundan 5 gün sonra da yani 20 Kasım'da saat 10.55'te İstanbul Beyoğlu'ndaki Birleşik Krallık Başkonsolosluğu'na ve ondan 5 dakika sonra da Levent'te HSBC Bankası'nın genel merkezine yapılan iki ayrı yine kamyonetle yapılan intihar saldırıları. Bu 4 saldırının sonunda 59 kişi öldü, 750'den fazla kişi yaralandı, çok büyük zayiat verdi. Psikolojisini insanları çok ciddi etkiledi ve Türkiye bu saldırılarla gerçek anlamda ilk defa global İslamcı terörle karşılaştı. El-Kaide terörüyle karşılaştı. Ama ilk andan itibaren bunun bir El-Kaide saldırısı olduğuna çok kişi inanmadı. O günü çok iyi hatırlıyorum. Sinagog saldırılarının ardından çok büyük bir şok oldu. Herkes bunun arkasında neyin olduğunu düşünmeye çalıştı, bulmaya çalıştı. Tabii ki sinagog saldırısı olduğu için daha önce de Türkiye'de sinagog saldırısı olduğu için ve bunların esas olarak Filistinli bir takım gruplar tarafından yapıldığı için ilk akla gelen Filistinlilerdi. Ama daha sonra bunun bir İslamcı örgüt tarafından yapılma ihtimali de gündeme geldi. Bir süre sonra ölen iki intihar saldırıcısının ki isimleri Mesut Çabuk ve Gökhan El Altuntaş. Bu kişilerin Bingöl'lü oldukları belli oldu. Bingöl olunca da Bingöl'de Hizbullah örgütü çok güçlü olduğu için bunun Hizbullah saldırısı olabileceği düşünüldü. O günleri çok iyi hatırlıyorum. Türkiye'ye çok sayıda yabancı gazeteci gelmişti. Ben o sırada hem NTV'ye yorumculuk yapıyordum ama esas olarak Vatan Gazetesi'nde yazıyordum. Ve ilk günden itibaren bu saldırının El-Kaide tarafından yapılmış olduğunu söyledim. Yani bilerek değil tabii. Benim tahminim bunun El-Kaide olduğu yönündeydi. Ve çok kişi benden farklı düşünüyordu. Yabancı gazeteciler de böyle düşünüyordu. Fransız gazeteciler gelmişti mesela. Liberasyon'da çalışıyordu o tarihte. Marc Semo şu anda bir süredir Le Monde'da çalışıyor kendisi. Marc benim çok eski arkadaşımdır. Benimle iddiaya girmişti. Bunun bir Hizbullah saldırısı olduğu yolunda. Ben de ısrarla bunun Hizbullah saldırısı olmadığını, El-Kaide olduğunu söyledim. Ama o Bingöl'e kadar gitti başka yabancı gazetecilerle birlikte ve bu ölen intihar eylemcilerin izini sürerek Hizbullah'a ulaşacağını sandı. Ama daha sonra bunun El-Kaide olduğu ortaya çıktı. Mithat Bereket ki ne zamandır kendisi rahatsızlığı nedeniyle medyada yok. Türkiye'nin önde gelen televizyon gazetecilerinden birisiydi biliyorsunuz.
O tarihte kendisiyle NTV'de birlikte çalışıyorduk. Mithat'la beraber Beyoğlu'ndaki Neve Şalom sinagogunun önünde canlı yayın yaptığımızı hatırlıyorum. Hatta onun transkripti, yani deşifresi NTV'nin sitesinde de yayınlanmıştı. Ona tekrar baktım. Orada da bunun El-Kaide olduğunu, muhtemelen Türklerin daha o tarihte biz yayın yaptığımız zaman kimlikler saptanmamıştı. Türklerin olabileceğini, en azından Türklerin, saldırganlar, intihar eylemcileri yabancı olsa bile Türklerin buraya da lojistik anlamda destek vermiş olduklarını tahmin ettiğimi söyledim ve buna gerekçe olarak da Türkiye'den çok sayıda kişinin başta Afganistan olmak üzere cihat bölgelerine gittiklerini, savaştıklarını, kimisinin öldüğünü, kimisinin yaralandığını, kimisinin de devam ettiğini ve bunların önemli bir kısmının El-Kaide ile bir şekilde irtibata geçtiklerini söylemiştim. Ama dediğim gibi bu noktada çok da benim gibi düşünen kimse yoktu. O tarihte 15 Kasım saldırısının ardından, daha henüz 20 Kasım saldırısı olmamışken Mithat da bana yeni saldırı olup olamayacağını sormuştu. Çok zor bir soru tabii bu. Ama genellikle kamuoyunda şöyle bir eğilim vardı. Türkiye'ye de işte dünya çapında terör saldırıları yapıyor El-Kaide. İslam dünyasında da Endonezya'da, Suudi Arabistan'da, Tunus'ta yaptı. Batı ülkelerinde yaptı. Biz de sıramızı iki sinagogla savdık gibi bir yaklaşım vardı. Bu çok nasıl söyleyeyim yanlıştı ve özellikle de olayı göz ardı etme yaklaşımının, bir an önce bundan kurtulma isteğinin dışa vurumuydu. Zaten bu tür terör saldırılarında, özellikle İslamcı örgütler tarafından yapılan terör saldırılarında çok ilginç bir kamuoyu tepkisi var. AKP iktidarı döneminde olmasıyla da alakalı olabilir. Bunu bir an önce insanlar unutmak istiyorlar, üzerini kapatmak istiyorlar, çok fazla konuşmak istemiyorlar. Yaşanan şoka rağmen insanların çok konuşmak istemediği bir şey. Mesela bu şu anda yaptığım Goma Şine'nin de aynı şekilde çok büyük bir ilgi göreceğini sanmıyorum ama tarihe kayıt düşmek için yine de bunu yapma ihtiyacı hissettim. Mithat'la yaptığımız bir yayında bu yaklaşımların yanlış olduğunu söylemiştim ama öyle yeni saldırıların pekala olabileceğini söylemiştim. Ama esas ilginç olan olay şu oldu. O tarihlerde Sine 5 televizyonu vardı, artık yok galiba. Sine 5 şifreli olarak maç yayınlayan bir televizyondu ve az sayıda da başka program yapardı. O programlardan birisini Murat Birsel yapıyordu. Ve Murat Birsel ve yanında yanılmıyorsam Tulağan Tekelioğlu. Bir kadın bir erkek sunucu vardı ve peş peşe kısa kısa konuklar alıyordu. Programın şimdi adını hatırlamıyorum. Ama genellikle işte şarkıcılar, oyuncular, daha popüler kültürün insanları. Beni de çağırdılar oraya tam 15 Kasım saldırısının ardından. Aslında çok ilginç bir şeydi, yani siyasi konulara girilmeyen bir programdı ama işte saldırının etkisiyle çağırdılar. Ben de kendilerini tanıdığım için kabul ettim. Hiç unutmuyorum, benden önce Gürri Sururi merhum vardı. Benden sonra kim vardı bilmiyorum. Ben de orada 5 dakika stüdyoda 5-10 dakika oturdum. Aynı muhabbet burada da oldu. Bir popüler kültür yayınında siyaset konuşuyorsunuz. Zaten gergin bir olay, yani gerici bir olay, gerilim yaratıcı bir olay. İşte bir yerinde Murat bana yeni saldırı olur mu diye sordu ama hayır cevabını bekliyordu. Ben de cevap vermek istemedim. Dedim ki bu soru kötü bir soru, konuşmaya gerek yok falan. O da bir acar gazetecilik yapıp üstüme geldi. Ben de nereden şey olduysa, yani normalde söylememem lazımdı ama bir şekilde
Evet bekliyorum dedim. Ama bunu bir aslında söylememem lazımdı. Hem saldırı bekliyor olduğunuzu söylemenin bir anlamı yok. Yani bir iyi bir şey değil. Hem de yanılma ihtimaliniz çok büyük. Yani saldırı normalde olmaması gerekiyordu ikinci bir saldırının ama ben bir şekilde söyledim. Sonra maalesef 20 Kasım saldırıları oldu. 20 Kasım saldırısı sırasında işin ilginç yanı ben o sırada saat 10:55 İstanbul'daki yani Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu'na yapılan saldırı. Ben o sırada Beyoğlu'nda Metis yayınlarında ki Metis yayınlarında editörlük yapıyordum ve bir ayağımda üçe bölünmüştüm yani. Vatan Gazetesi, NTV ve Metis. Üçünde de ofisim vardı. Metis'te üst katta küçük bir odam vardı. Oradaydım. Allah'ın işi diyelim. Bombayı duyduk ve insanlar bu bizim Galatasaray Lisesi'ne yakın bir yerde İngiliz Başkonsolosluğu. Onlar koşarak Taksim'e doğru insanlar koşuyordu. Ben de tam tersine Taksim'den Galatasaray'a doğru, büyük başkonsolosluğa doğru koşmaya çalıştım, başladım. Ama baktım ki iş ciddi, mecburen ben de dönmek zorunda kaldım. Ondan sonra ardından diğer haber geldi. Diğer haber de Levent'teki HSBC saldırısı. Çok şok edici bir şeydi. Yine aynı yöntemle yapılmıştı. Yine kamyonetlerle girilmişti buralara. İngiliz Başkonsolosluğu'na yapılan saldırıda Başkonsolosun kendisi de hayatını kaybetti. Bunu yapanlar da İlyas Kuncak ve Feridun Uğurlu adında iki kişiydi ve bunlar Bingöllü değildi. Yani Hizbullah teorisi zaten o ana kadar büyük ölçüde çökmüştü çünkü El-Kaide bunu bir şekilde üstlenmişti. Ebu Hafsa el-Mısri Tugayları, bu El-Kaide'nin Mısırlı bir komutanı, öldürülmüş bir komutanı adına taşıyan bir grup. Onlar üstlenmişlerdi ama birçok kişi hala bunun doğru olduğunu düşünmüyordu. Hala düşünmeyen de vardır ya da El-Kaide'nin aslında bağımsız bir örgüt olduğunu düşünmeyenler de vardır. Her neyse ben o tarihte gerek Vatan'da yazdığım yazılarda gerekse NTV'de yaptığım yorumlarda bu olayların neden El-Kaide olduğunu, Türkiye'de El-Kaide'nin altyapısının var olduğunu, bunu özellikle Afganistan, Çeçenistan gibi yerlere savaşmaya gidenlerden geriye dönenlerin ne yaptığının devletin çok fazla umrunda olmadığını vesaire anlatan yorumlar yaptım. Bu arada tabii ilginç bir şey oldu. Beni Sine 5'ten aradılar. Ve dediler ki ya sen bizim yayında saldırının ikinci saldırının olacağını bilmiştin. Bu akşam gel yeni bir yayın. Orada tekrar kaldığımız yerden devam edelim. Niye uğradığımı şaşırdım. Dedim ya siz deli misiniz? Bu iyi bir şey değil. Yani ben şimdi kalkacağım, gideceğim size. Tabii bunu 17 yıl sonra anlatmanın bir anlamı olabilir ama o tarihte hakikaten böyle çok ürkütücü bir şeydi. Yani bunu biliyor olmak, bir kere şunu söyleyeyim, tekrar söyleyeyim. Bir şey bildiğim yoktu. Akıl yürütüyordum. Yani bir istihbarat almıştım. Zaten bunun istihbaratı nasıl alınabilir ki? Ama akıl yürütmeydi ve tuttu. Yani pekala tutmama ihtimali yüksekti. Tutmamasını da tercih ederdim. Ama orada insanların bir El-Kaide Türkiye'ye niye saldırsın? İki, hadi bir kere saldırdı, ikinci kere niye saldırsın? Yaklaşımlarındaki lakaytlık aslında gerçeklerle yüzleşmekten kaçma halini ben duyduğum rahatsızlığı dile getirdim. Bir de Türkiye'de bu işten sorumlu olan çevrelerin bu olayı çok da fazla ciddiye almadıklarını, önemsemediklerini görüyordum. El-Kaide'yi hep Batı'nın bir meselesi olarak gördüler.
Ayrıca şunu da özellikle vurgulamak lazım. Bu saldırıdan önce El-Kaide'nin bu tür saldırılarının en önemli meşru zemini kendi kafalarına göre Afganistan ve Irak'ta Batı'nın yaptıkları, Afganistan'ı ve Irak'ı işgal etmesi. Halbuki Türkiye 1 Mart 2003 tezkeresiyle Irak'a asker göndermeyi ve kendi topraklarını Amerikan askerlerine açmayı reddetmiş bir ülkeydi. Dünyada bunu yapan az ülkeden birisiydi. Buna rağmen ama El-Kaide Türkiye'yi pekala hedef olarak aldı. Hedefler tabii baktığımız zaman iki sinagog, bir İngiliz başkonsolosluğu, bir diğeri de İngiliz bankası. Yani hedefler Türk değil diyebilirsiniz ki birçok kişi kendini böyle avutmaya çalıştı. Yani tamam İstanbul'a saldırdılar ama saldırdıkları yerler biz değiliz. Ama ölenlerin büyük bir çoğunluğu zaten Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıydı. Ve bütün bu binalar, bütün bu ibadethaneler, bankalar, başkonsolosluk Türkiye'ye emanet edilmiş yerlerdi. Sonuçta bu Türkiye'ye yapılmış bir saldırıydı. Ama bunu kabul etmeme konusunda çok büyük bir direnç vardı maalesef, böyle bir şey vardı ve bu uzun bir süre sürdü. Yakın zamandaki IŞİD saldırılarında da bunun büyük ölçüde böyle olduğunu gördük. Ta ki IŞİD saldırılarında IŞİD'in daha önceki yaptığı Suruç, Ankara ya da Diyarbakır'da HDP mitingine yapılan saldırı, ki HDP mitingine yapılan saldırı sırasında ben de o mitingdeydim. Gomaşine'nin ileriki bir bölümlerinde onu ayrıca anlatmak istiyorum. Orada bizzat tanıktım olaya. Bunların hepsi hep bir öteki, işte Kürtlere saldırdılar, solculara saldırdılar diye geçiştirildi. Bütün Türkiye'ye yapılmış saldırı olarak alınmadı ama ne zamanki Atatürk Havalimanı'na saldırınca bu IŞİD'lilerin, daha önce El-Kaide'cilerin, sonra da IŞİD'lilerin öyle bir ayrım gözetmedikleri ortaya çıktı. Bu da öyle bir saldırıydı. Türkiye bu saldırıdan 15-20 Kasım 2003 saldırılarından hiç ama hiçbir ders bence çıkarmadı. Unuttuk, unutmayı tercih ettik. Şimdi de ben mesela 17 yıl sonra hala bunları anlatırken insanların bir kısmına şöyle diyeceğini biliyorum. Ya zaten El-Kaide mi var? El-Kaide mi vardı? El-Kaide mi kaldı? İşte oldu, bitti, tamam ne yapalım, önümüze bakalım gibi yaklaşımlar çok olacaktır. O tarihte de olmuştu. Katıldığım birçok televizyon tartışma programını hatırlıyorum. İnsanlara El-Kaide'yi kabul ettirmenin imkanı yoktu. El-Kaide'nin yaptığını kabul ettirmenin imkanı yoktu. Kabul edenler de El-Kaide'nin kendi başına hareket eden bir örgüt olduğunu kabul etmeye hiçbir şekilde niyeti yoktu. O tarihlerden geriye kalan hep acı şeyler, tabii kötü şeyler. Bir iyi bir şey hatırlıyorum. Demin bahsettim, ilk saldırının ardından gelen yabancı gazetecilerden mesela arkadaşım Mark Sema'ya o kadar anlattım ama o Hizbullah sandı. O sırada Le Monde adına gelen Nicola Boursier, genç bir gazeteci, benden genç. Yani şu anda yaşı çok da genç değil ama Nicola Boursier'e ilk defa orada tanıştık. Benle Le Monde adına bir röportaj yaptı, kısa bir röportaj. Benim El-Kaide tezimi doğru kabul etti ve işte 3 soru diye bir kısa bir röportaj yaptı. Ben ona neden El-Kaide olduğunu, El-Kaide'nin Türkiye'yi neden hedef aldığını vesaire anlattım. O Le Monde'da çıktı ve orada yazılanların hepsi doğru çıktı. Dolayısıyla hem Nicola Boursier, aslında Nicola, çünkü o röportajdan sonra bayağı arkadaş olduk, hala görüşürüz, ederiz. Hem Nicola hem de benim için iyi bir deneyim oldu ama riskli bir olaydı. O tarihte bunun El-Kaide olduğunu baştan görüp söyleyebilmek, çünkü yanılma payı çok ciddi bir şekilde vardı ve insanlar yanılmak istiyordu. O tarihte Türkiye'de görevli olan, bu işlerle ilgili olan
güvenlik teşkilatının da çok ciddi bir sınav verdiğini ve sınavda başarısız olduğunu söylemek lazım. Çünkü saldırıları engelleyemediler. Bir şekilde engellenmesi lazımdı. Bunu yapılamıyor olması lazımdı. Ama o tarihte de iyi biliyorum, birçoklarıyla tartışmışlığımız da var. Böyle bir saldırıyı beklemiyorlardı. El-Kaide'nin Türkiye'ye hedef alabileceğini beklemiyorlardı ve sonra yanıldıklarını çok kötü bir şekilde anladılar. 15-20 Kasım 2003 El-Kaide saldırıları ilk değildi, son olmadı ama çok önemli bir dönüm noktası oldu. Benim gazetecilik hayatımda da hep hatırladığım tedirgin edici, gerginlik yaratıcı, gerilimli dönemlerden birisiydi. Ama orada şunu çok iyi gördüm. Genel kamuoyunun inanmak istediği ve sizi de oraya zorladığı yerlerde eleştirel olduğunuz zaman, sorgulayıcı olduğunuz zaman küçük ipuçlarından hareketle insanların beklemediği, istemediği şeyleri söylemeye biraz cesaret edebildiğiniz zaman işinizi layıkıyla yapıyorsunuz demektir. Tabii benim şöyle bir bahtsızlığım var. Benim çalıştığım konular genellikle böyle sert konular. Buralarda söylediğiniz şeyler doğru da olsa, yanlış da olsa insanları çok fazla duymak istedikleri şeyler değil. El-Kaide bunlardan birisi, IŞİD bunlardan birisi. Mesela Medyascope'da son dönemde biliyorum yaptığım bu konulardaki değerlendirmelere insanlar çok fazla itibar etmiyorlar. İtibar etmiyorlar dediğim söylediklerime katılıp katılmama anlamında değil, çok fazla izlemiyorlar da, dinlemiyorlar da ama şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Medyascope'un mottosu olan "Çünkü özgür" sloganında özgürlük vurgusunu özellikle reyting açısından benimsiyoruz. Yani reytingi yüksek olsun diye kendimizi insanların çok dinlemek istedikleri şeyleri yapmaya şartlandırmıyoruz. Bu tür konular da insanların çok fazla dinlemek istemediği konular ama çok önemli konular. Ne kadar az insan dinlerse dinlesin, izlerse izlesin, bunlar önemli olduğu ölçüde benim açımdan, benim gazetecilik perspektifimde hep önemli bir yer tutacak. Tabii hatırlıyorum, yıllar önce Nokta'da gazeteciliğe başladığımda benimle beraber gazeteciliğe başlayan birçok arkadaşımız başka başka alanlar tercih ettiler. Büyük bir kısmı gazeteciliği sürdürmüyor ama genellikle soft, yani yumuşak konularla uğraştılar. Benim böyle bir kaderim var. Kendim seçtim bu kaderi. Sert konuları, insanların çok da fazla duymak istemediği konuları seçtim. Bunlar zor, yorucu ve aslında nasıl söyleyeyim, insanları da çok memnun eden şeyler değil. Yani hep şey derim, eğer beni artık çıkmıyorum televizyonlara ama eskiden onu derdim. Eğer ben televizyonlara çıkıyorsam bilin ki işler iyi gitmiyordur. Bilin ki kötü bir şeyler oluyordur. Evet, şimdi televizyonlara çıkmıyorum. Ama bir zamanlar öyleydi. Benim gazeteciliğimde böyle zor demeyeyim de kötü, tekinsiz konuların gazetecisi olarak böyle bir mesleği icra etmiş oldum. Evet, bu tür terör saldırıları umarım bir daha yaşamayız. Umarım bir daha haberini yapmayız, bir daha yorumlamayız diyeceğim ama yapmak zorunda kalacağımıza da eminim maalesef. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.